İster Bulvarı'ndan iyilikler, esenlikler diliyorum. Tabii şunu hatırlatayım. Yine bu stüdyoda, yine başka bir programımız içerisinde şöyle demiştim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen bana kapalı bir zarf içerisinde bir yazı bıraktı ve acaba içinde ne var diye merak ettim. Ancak üzerinde de şu yazılıydı. Şu 14 Mart tarihine kadar bu zarf açılmayacak denilmişti. Ben de tabii hocama verdiğim söz gereği o zarfı o güne kadar da gerçekten açmadım. Yılmaz hocam şöyle diyordu, 14 Mart günü bu zarf açılacak dedi. Ve ben de 14 Mart günü açtım ve bugün de o konuyla ilgili içinden ne çıktı diye merak ediyorum. İçinden çıkanlara şöyle baktığım zaman kocaman bir cami. Şöyle büyük bir cami fotoğrafı. Yine yanında yine bir cami fotoğrafı. Büyük bir cami fotoğrafı. Yine cami fotoğrafı. Ve üzerinde oku yazan caminin girişindeki bir başka bir fotoğraf çıktı. Tabii bunun yanı sıra hocamızın bana gönderdiği bir mektubu da yer aldığını da hatırlatalım. Ve o mektupta da ilgili de ilginç, aramızda da kalması gereken belki bazı konular vardır. Açıklamana da gerek yoktu. Şimdi Sayın Büyükerşen'le karşımızda. Sayın Büyükerşen'le şunu sormak istiyorum. Hocam, şöyle şuradan başlamak istersek. Bu cami yapılması nereden çıktı? Cami konusu, dün de açılışını yaptınız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla ve ilk cuma namazında o camide eda ettiniz. Caminin ismi her şeyden önce o da ilginç, onu da söyleyelim. 100. Yıl Camisi. Ya baktığınız zaman kolay kolay böyle camiler yapılıyor ama hiç 100. yıl veya Cumhuriyet ya da başka yani bu tür Atatürk dönemini çağrıştıran pek isimlerin camilere konulmadığını da biliyoruz. Hocam nereden başlasa yani bu cami olayına nasıl karar verdiniz? Eskişehirlilere son eseriniz bu mu oldu? Aslında bu caminin yapılışı için projenin 3 yıl önce verildiğini, programlarımıza alındığını ifade etmeliyim. Doğrusunu isterseniz dün yaptığımız açılış gibi bir tarihe denk geleceğini düşünmüyordum. Ama caminin teslim edilmesi, cami inşaatının temsil edilmesi ve kullanılabilir hale gelmesi çok ilginç günlere, çok ilginç tarihlere de rastladı. Ramazan'ı yaşadığımız bu kutsal günde ben Eskişehirli hemşehrilerime başkanlığımın son hizmet yatırımı olan 100. Yıl Camisi ve onun ek tesislerini teslim etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum ve Allah'a şükrediyorum. Bu yatırım şehrimizin güney bölgesinde gelişmekte olan Ihlamur Kent ve Vadişehir mahallelerine ve kentin tamamına hizmet verecek bir yatırım olarak düşünülmüştü 3 yıl önce. Ve 3 yıldır inşaat devam ediyor idi. Tabii inşaatın bitirilip teslim alınmasından sonra belediyemizin çeşitli ekipleri, park ve bahçeler ekipleri, keza belediye yapım onarım bakım hizmetlerini veren tesislerde çalışan emekçiler de ilaveler yapmak suretiyle bugün kullanılabilir hale getirdiler. Hocam şimdi caminin tabii baktığın zaman değişik bir de mimarisi var. Bunun mimarı veya bunların planlamasını yapan yerler hep belediye personeli mi oldu yoksa başka? Belediye personeli ve de bizim belediye mimarları arasında bir bayan, Simge Battal isimli bir mimar bayan arkadaşımız ve onun ekibi birlikte hazırladılar. İhtiyaçlarına, Eskişehir'in ihtiyaçları göz önünde bulundurularak. Aslında bu görüntülerde bir kat veya iki kat gibi gözüküyor ama gerçekte üç kattır. Eğer bakın şimdi öbür taraftan çekilen drone fotoğrafında üç kat olduğunu daha rahatlıkla görebileceksiniz binanın. Çünkü çok büyük tesisler en alt katında ya da zemin katında yer alıyor. Bu nereden doğdu? Cami bir kere tek minareli. Çünkü Allah tektir dedik, tek minaresi olsun dedik. Tabii çok görkemli, gösterişli camilerimiz bütün Türkiye'de, bütün tarihimiz boyunca yapıla gelmiştir. Ama biz Cumhuriyet'in 100. yılında bir eseri hem bırakmış olmak hem de şehrin
şehirde yaşayanlara benim belediye başkanı olarak son yatırımım olarak hediye edilmesi fırsatını verdiği için de Allah'a ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam genelde hani böyle sosyal demokrat belediyeler, belediye başkanlarının pek böyle cami falan benzer şeyler yapmadığı biliniyor ama siz buna nasıl karar verdiniz hocam? Böyle bir cami ile başlamak, son hem de son hizmetiniz olarak böyle bir şeyle bitirmek, noktalamak. Tabii milletçe Müslüman bir çoğunluğu teşkil ediyoruz. Ben de mutekit bir ailenin çocuğu olarak yetiştim. Hatta ortaokul çağlarımın başında da mahallemizin camisinde sabah ezanlarının okunmasında babam beni camiye götürdü sabah ezanlarına. Minareler o zaman şimdiki gibi hoparlörler, elektronik sistemler falan yoktu. Merdivenleri tırmanacak takatte olması lazımdı müezzinlerin. Evimizin karşısındaki İhsaniye Camii bugün hala var. Onun müezzini ayakları romatizmalı olduğu için merdivenlere tırmanamıyordu. Sabah namazını kılmak için babam camiye beni de alıp götürdüğü zaman bir gün hoca, caminin imamı kapının önünde ezanı okumuştu. Ona şahit olmuştuk. Minareye çıkamıyordu o da, müezzin de gelemiyordu. Sonunda bana senin oğlan okumaz mı dedi babama. Ben de seve seve hay hay okurum dedim ve aşağı yukarı bir yıl boyunca da minarelere çıkarak ezan da okumuşluğum var çocukluğumda. Yani çocukluğum derken gençliğe geçmek üzere olduğum yaşlarda. Dolayısıyla inancı tam. Ben ister sosyal demokrat olsun, isterse başka inançlarda olsun, Müslümanlığın bu caminin kapısına da yazdığımız gibi oku ile başlıyor. Yani Müslümanlığı yalnızca veyahut da yanlışlıkla size ağızdan öğretenler veya çeşitli şekillerde kasıtlı olarak onların bazı çevrelerin yaptığı öğretilerden ziyade Kur'an-ı Kerim'i okuyarak Müslümanlığı öğrenmenin ilk emir olduğunu da kapımızın üstüne özellikle yazdık. Camimiz mimarisi itibariyle sade ve öncelikli olarak Eskişehir halkının genel ihtiyaçları düşünülerek yapılmış bir proje. Şimdi bildiğimiz gibi camiler işte kubbesi olan tek minaresi vardır. Allah tektir'i göstermek istedik onunla. Tabii çok minareli de yapılabilir. Çok güzel eserler de vardır cami olarak geçmişimizden bu yana yapılan camilerimiz arasında. Ama bizimki biraz mütevazi bir cami. Kubbeli kapalı kısmı var. Ayrıca balkonları var kadınlarımızın namaz kılabileceği eski deyimiyle mahfeller. Ama biz mahfel sözü gibi sözleri de kullanmıyoruz. Mümkün mertebe öz Türkçe çocuklarımızın rahatlıkla anlayabileceği sözcükleri seçtik. Dikkat ettiyseniz size gönderdiğimiz bilgilerde o mektubun içerisinde külliye falan sözünü kullanmadık. Tesisleri dedik. Cami-i dedik. Yani iki i ile yazılır genellikle. Arapça. Camisi dediniz evet camisi. İtibariyle ben camisi yani çocuklarımızın kullana geldiği günlük Türkçe'de İslamiyet'in çok daha rahat anlaşılabileceği Türkçe tercümeleri okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in olabileceği mümkün mertebe sade bir dili kullanmaya özen gösterdik. Şimdi bu caminin kapalı kısmı kadar açık kısmı da var. Açık kısmı ama yarı açık demek daha doğru çünkü üstü kapalı. Yani sağı solu açık. Çok birden fazla cenazenin defin töreninden önce cenaze namazı için kılınması ihtiyacı doğuyor. Diğer camiler şehirde küçük camiler en fazla 3 veya 4 cenazeyi aynı anda kaldırabileceğiniz 1-2 cami var. Oysa şehitlerimizde olduğu gibi görüyoruz son dönemlerde seri olarak cenazeleri kaldırmak gerekiyor. Bırakınız şehitleri normal ölümlerde de bazı günler 10 veya 10'dan fazla cenaze değişik camilerde kılınmak suretiyle cenaze namazları ancak kaldırılabiliyor. Halbuki ben istedim ki burada böyle büyük gruplar halindeki defin törenleri de yapılabilsin. Asıl önemli olan bu binanın yeni yan şeyleri var, hizmet binaları var. İdare binalarının dışında mesela taziye evi diye ayrı bir blok var. Taziye evinde de Eskişehir'de adettir.
genellikle cenazelerin defninden sonra cenaze sahipleri ikramda bulunurlar cenazeden çıkanlara. İşte pide yahut da çeşitli yemekler ikramında bulunurlar. Bunları evlerde yapmak, günümüzün ev modellerinde, apartman modellerinde yapmak fevkalade zor olduğu için çok zor, evet, burada evet yapılacak. Onun dışında sıhhi ve hijyen, daha doğrusu taraflarına çok dikkat ettiğimiz lavabolar var. Abdest alma mekanları var. Efendim yönetim binaları var. Abdest alabildiğimiz, camiye girişten önce abdest alınabilecek kısım kadınlar erkekler için ayrı ayrı ve son derece hijyenik şartlarda teknik olarak hazırlanmış yapılar. Bunun ötesinde yine aynı şekilde alt katında, zemin katında gasilhaneler var. Kadın ve erkek gasilhaneleri. Birden fazla. Hani birden fazla cenaze söz konusu olduğu zaman hizmet rahatlıkla yapılabilsin diye çok geniş mekanlarda. Morgu var. Morg da bir tane değil, birkaç tane morgu var. Bunların içerisinde öyle ki mimar arkadaşlarımız bazı cenazelerde obez kişilerin de öldüğünü düşünerek ona göre o büyüklükte çekmelerin işte mevtaların evet, yıkanıncaya kadar evet sakladıkları ve sonra tabuta alındıkları yerler, mekanlar var. Onun dışında herkes için değişik boyutta, uzunlukta, boy ölçüsü farklı olan kişilere göre kefenlerin kesilebileceği özel ölçümlü masalar var. Bol bol, rahatça. Yani tam Yılmaz Büyükerşen'in böyle bütün detayları her şeyle tabii yaptınız. Hocam bir de şey de dikkat çekiyor. Fazla şehir büyüyor çünkü şehir büyüdükçe ihtiyaçlar da büyüyorlar. Tabii, tabii. Hocam bu caminin yapılışı... Arkadaşlara yardım. Hocam bu caminin yapılışı pek duyurmamıştı. Yani yeni öğrendik. Açılışla falan beraber öğrendik biz. Efendim Allah'tan şükrediyorum, Allah'a denk geldi. Yani benim Eskişehirlilere ömrünün büyük bir bölümünü gerek hoca olarak, akademisyen olarak, gerek belediye başkanı olarak harcadığı Eskişehir'e öyle bir yatırım yapayım dedim. Ama bunu başlangıçta düşünürken bu benim görevden ayrılacağım tarihlerde biteceğini varsaymamıştık. İhale tarihleri biraz daha öndedir. Bitişli uzadıkça uzadı. Bu da kasıtlı olmadı, onu da belirteyim. O da tamamen bir tesadüftür. Ve camimizin sadeliği, içi ve dışı çok sadedir. Açık renkler. Bilhassa dışından baktığınız zaman beyazın hakim olduğunu görürsünüz. Beyaz temizlik demektir. Uhrevi hayatı anlatan bir semboldür. Hafif renkler kullanılmıştır. Süslemeler olarak küfi yazı dediğimiz İslamiyet'te sanat, güzel sanat eseri olarak kullanılan yazı türleri vardır. Allah Muhammed, Allah Şükür gibi küfi yazı modelleri süslemiştir caminin dışını. Da içinde de yer yer onun, o desenleri görürsünüz, kullanıldığını görürsünüz. Efendim, ben şunu gördüm için... hocam. Bu caminin giriş kapısı ve üzerinde de caminin kapısının üzerinde büyükçe, tabii ki Türkçe oku yazılı. Bunun için evet yazdırdınız hocam. Çünkü pek camilerde yine görünmeyen bir şey burada. Kur'an'ın emri oku ile başlar. Bu son derece önemli. Biz öyle aldık din bilgisini aldığımızda. Onun için başkalarından kulak dolgusu, tavsiyeyle, anlatımla İslamiyet'i, Müslümanlığı öğrenmek yerine bu kitabı oku. Gerçeği burada diye bir emirdir o, oku emri. Onun için okuyu da koydum. Ki yetişen genç kuşaklar mümkün mertebe, çok güzel Türkçe tercümeler de var yaptırılmış vaktiyle Atatürk zamanından bu yana. Çok önemli din adamlarımıza, din bilginlerimize yaptırılmış tercümeler var. Okuyarak öğrensinler İslamiyet'i. Yoksa bir takım grupların çeşitli amaçlar doğrultusunda genç kuşakları yetiştirmek için öğrettikleri dinin en iyisi, en doğrusu o kitabın içerisinde. Onu öğrenmemiz, onu anlamamız, onu yorumlamamız, onu aklımıza yerleştirmemiz gerçekten İslamiyet'in kullardan istediği vasıflara sahip olmasını sağlayacak bir unsur diye düşünüyorum. Bunun partisi olmaz, bunun siyaseti olmaz. Siyasetin, particiliğin bunun dışında tutulması lazım. Nitekim biz bunu yaparken Sayın Genel Başkanımız da
Ben de geliyorum, katılıyorum açılış törenine dedi. Açılış töreninde cuma günü ilk cuma namazını kılacağız. Mübarek Ramazan'a da denk geldi. O bakımdan çok hayırlı işlerimizden biri ve benim Eskişehirlilere son yatırım hizmetim evet, olarak yorumluyorum. Tabii tam bu da Yılmaz Büyükerşenlik böyle bir eser olmuş. Şöyle baktığınız zaman hiç alışılagelmiş bir cami inşaatı veya cami şeyine pek benzemiyor. Farklı bir şey yapmışsınız. Hayırlı olsun. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur. Orada ülkemiz için güzel dualar edilir. Onu da söyleyelim. Hocam şimdi son diyorsunuz ama siz de gidene kadar yine hizmetleriniz bitmiyor. Şu anda bir de şehitlerimiz için ki Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Bir de orada bir şehitliğe başladınız hocam böyle tam gitmeden önce. Efendim şimdi Eskişehir'de ilk şehitlik binası şehir merkezinde çok eski yıllardan beri yapılmış olan tayyare şehitliği var. Yani havacılarımız çok şehit verdiği için havacılığın da merkezidir Eskişehir biliyorsunuz. Hatta benim kurduğum bir sivil havacılık yüksek okulu da Türkiye'nin ilk sivil pilotlarını yetiştiren, erkek ve kadın olarak sivil pilotlarını yetiştiren yegane okuludur. Meydanı vardır, havaalanı vardır. Ve Eskişehir'de havacı şehitleri çok olduğu için havacılık şehitleri için bir mezarlığımız var. Ancak doldu o mezarlık. Onun dışında şehrin Ankara istikametinde girişinde ya da Ankara yolunda Ankara'ya doğru giderken sağ tarafta yine ayrı Kurtuluş Savaşı'nda Eskişehir'in kurtuluşu sırasında şehit düşenlerin olduğu bir şehitliğimiz var. Ancak o da bütün etrafında yer açılmasına rağmen dolmak üzere. Son dönemlerde biliyorsunuz çok şehitler verdik. Evet. Dolayısıyla o da bitiyor. Şimdi düşündük ki bu şehire şehir merkezinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, tramvayın da gidebildiği, diğer toplu taşıma vasıtalarının da geçtiği bir yerde bir şehitlik anıtı yapalım. Bu anıt aynı zamanda öyle geniş bir yerde, öyle geniş bir park içerisinde olsun ki şehitlik olarak da kullanılsın. Eskişehir'in daha sonraki yıllarda inşallah fazla şehitlerimiz olmaz. Bunu da temenni tabii etmeden insan yapamıyor. Türkiye'nin siyasi gidişini Orta Doğu'da etrafımızı çeviren ateş çemberi karşısında temenni etmiyoruz. Ama şehit olacak sadece savaşlarda değil, mücadelelerde, terörle mücadelelerde değil, canlarını veren gençlerimiz, güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz ve polislerimizi temsilen bir anıtın da olduğu bir şehitlik yapalım dedik. O da bitmek üzere. Sanıyorum herhalde seçimlerden önce onu da açmış olacağız. Bir polis, bir askeri temsil eden çok güzel silahlı iki kahramanın önünde bir mezar ve mezarın önünde diz çökmüş ağlayan bir kadın heykelinin olduğu bir park. Ama güzel bir allesi var. Güzel bir anıt. Etrafı da boş alabildiğine. Oradan da herhalde benden sonraki arkadaşım seçilir ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na alırsa ki alacak öyle gözüküyor. O orayı yeni bir düzenleme ile şehitler için ve halkın da rahatlıkla girip gezebileceği, dua edebileceği bir yer şehir merkezinde kazanılmış olacak. Böyle bir amacım var. Ondan önce de biliyorsunuz yine kadınlara verdiğimiz önemi göstermek amacıyla yalnızca benden sonra Büyükşehir Belediyesi'ne layık gördüğüm benim yerimde yetişmiş Ayşe Lücel'in Cumhuriyet Halk Partisi bir avukat olarak, bir hukukçu olarak ve çok başarılı olacağından emin olduğum Ayşe Ünlüce'yi aday göstermekle kalmadı. Bir de kadınlarımıza giderek çok büyük önem vermemiz gerektiğini hatırlatmak için annelerimize ve bütün kadınlarımıza saygı ve şükran anıtı olarak bir anıt diktik. Onu da birkaç gün önce açtık. Daha doğrusu geçen hafta açtık. Çok güzel bir anıt oldu. Büyükşehir Belediye'mizin şükran anıtıdır o annelerimize ve kadınlarımıza. Kadınlarımızın toplumun gelişmesinde, büyümesinde annelik gibi çok kutsal bir görevi yapıp bizim ilk öğretmenimiz olarak bizleri yetiştirenlere şükran borcunu her zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ayrıca heykelin sembolü bir kucağında bir kız çocuğu, bir elinde de bir erkek çocuğu olan bir anıt. Çok güzel bir anıt.
bir İranlı heykeltıraşın, Türkiye'ye kaçıp gelen bir İranlı heykeltıraşın da emek verdiği kolektif bir eser saymamız gereken bir anıt. Çocuklarımıza şunu da söylemek istiyoruz. Daha doğrusu çocuklarımızın yetişmesi sırasında annelerimizin erkek çocuklarına kadının annelerimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kutsal varlıklar olduğunu anlatan bir heykel, bir anıt olsun, abide olsun ve de ulus anıtının ön tarafındaki bir meydana, herkesin çok gezdiği, çok dolaştığı, çok ziyaret ettiği bir meydana diktik. O da görevlerimizden bir tanesi, son görevlerimizden bir tanesidir. Böylece bu camimiz son yatırımımız olsa da aynı dönem içerisinde, bu Ramazan'a girmek üzere olduğumuz günlerde veya ilk günlerinde yeni yatırımlarla da Eskişehirlilere anıları bırakmak istedik. Çok sağ olun hocam. Gerçekten bunlar Eskişehir için güzel hizmetler. Mutlaka Eskişehirlilerde. Kolektif eser olan bu anıtta bir heykeltıraşın emeğinin, İranlı bir heykeltıraşın emeğinin olması da bana İranlı kadınlara, İran'da yaşayan kadınlara da aynı şekilde kadınlara olan sevgi, saygının darısı onların da başına gelsin, onların toplumunda da gerçekleşsin diye de dua etmekten kendimi alamadım. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam tabii ya, önümüzde bir seçim var. Artık seçim döneminde iyice yaklaştı, öyle diyelim. Seçimimiz, siyaset nasıl gidiyor hocam? Şimdi siz aday değilsiniz. Ne zamandan beri? 1999'dan bu yana hep aday oldunuz ama ilk defa bu seçimde aday değilsiniz. Aday olmadığınız için şöyle dışarıdan bakılınca veya siyasetin, yine de siz tabii kopmadınız ama nasıl gidiyor hocam Eskişehir'deki seçim çalışmaları? Efendim, Eskişehir'de seçim çalışmaları çok iyi gidiyor. Ben Sayın Genel Başkanımızla da konuştuğumuzda artık bir çeyrek asır, yani çok önemli bir hizmet dilimi. Tabii. Hem bu yalnız belediyecilikte 25 yıl ama ondan evvel de 40 yıla yakın bir sürede eğitimcilik hizmetleri, kamu hizmetlerini vere geldim gençlerimize. Hatta sadece Türkiye'deki her yaştan insana, beşikten mezara kadar eğitimin ne demek olduğunu ve hükümetlerin bütün koşulları, bütün teknolojik gelişmeleri de kullanarak 7'den 70'e herkesin beşikten mezara kadar eğitilmesi felsefesini yerleştirmeye çalıştım. Galiba yaptık da, kaldı ki sadece Türkiye'deki yaşayanlar için değil, yurt dışına göç etmiş, Avrupa ülkelerine göç etmiş yurttaşlarımıza da memleketlerinde dillerin, memlekette kullandıkları dili unutmamaları, memleketle ilişkilerini koparmamaları ve oralarda da, oraların sistemleri kendilerine eğitim imkanı vermiyorsa, bizim eğitim sistemimizde onların ayağına hizmet götürmek gibi bir takım projelerin altında imzam olduğu için de ayrıca Allah'a şükrediyorum, şanslıyım. Çünkü benim kamu hizmetimde, şimdi firmalar için çok kullanılan bir sözcük var, sürdürülebilirlik. Ben şanslı birisi olarak bütün kamu hizmetlerimde getirildiğim görevlere sürdürülebilirlik sayesinde pek çok projeler bırakabildim. Düşünülenden fazla projeler yürüttüm. Bizim memleketin zaaflarından bir tanesi de, devlet yapımızda siyasetimizin zaaflarından bir tanesi de yatırım yapabilen ve hizmeti devam ettirebilen, başarıyla sürdürülebilen insanların önü, hükümetler değiştikçe, hatta bırakın hükümetlerin değişmesini, bakanlar değiştikçe çok kısa sürelerde değiştirilir. Bir yatırımcı, bir kendisini benim gibi kamu hizmetkarı farz eden bir bürokratı getirdiğiniz zaman, görevle tayin ettiğiniz zaman, ister liyakatına bakın bakmayın, gerçi şimdi hep liyakat sözcüğüne ne kadar çok ihtiyaç olduğumuzu da zaman zaman dile getiriyoruz ama onun dışında tam bir projeye başlar bir bürokrat, yatırımcı, başarılıdır da. Ama bir bakarsınız bakan değişir veya başka bir sebeple hemen görevinden alınır. 5 yılı dolmadan, yani düşündüğü projelerin temelini atsa bile, biraz ilerletmesine bile fırsat vermeden acele değiştirilir. Bu en büyük zaaflarımızdan bir tanesi bizim devlet yapımızda. Yapımızın kendisinde değil, belki cumhuriyet ve parlamenter
sistemin, cumhuriyet içerisindeki bir parlamenter sistemin zaafı değil. Bu siyasetçilerimizin, biz siyasetçilerin diyeyim, zaafı. Gerçi ben mümkün mertebe personelimi değiştirmemeye çalıştım. Kendileri gönüllü olarak kendilerini belediyenin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin birer hizmetkarı olarak hep gördükleri için başarılı olduk ve devam ettirebildim. Yani görev süremin uzun olması, gerçi görevden alınmadığım zamanlar olmadı değil. Oldu ama o süreye kadar geçen takvim içerisinde bile somut bir takım eserleri meydana bırakmanın mutluluğuna ve şansına sahip olduğumu söylemeliyim. Hocam, bu Yılmaz Büyükerşen Belediyeciliği deniyor. Nedir hocam bu Yılmaz Büyükerşen Belediyeciliği? Ah, efendim sormayın. Öyle bir modeli istemeyerek de ortaya koyduğum anlaşılıyor. Bunu ben değerlendirmiyorum. Bunu beni tanıyanlar, yaptığım işte yakinen bilip takip edenler bulmuşlar. Efendim ben 1999'da rahmetli Bülent Ecevit'in ısrarıyla siyasete atıldım. O güne kadar Türkiye'de milletvekilliği veyahut senatörlük teklifleri hep yapıla gelirdi. Parti liderleri birisi hariç, diğerlerinin çoğu tarafından, ama ben derdim ki efendim kusura bakmayın, beni takdir buyurmuşsunuz. Hem de hepinizin, çoğunuzun istediği, benim Milli Eğitim Bakanı olarak Türk Milli Eğitim Sistemi'ne yardımcı olmam. Eğitimdeki başarılarımı görerek bunu böyle söylüyorlardı. Ama ben parlamentoda yapacağım faydadan daha çok fayda yaptığıma inanıyorum mevcut hizmetimde. Nedir o? Eğitim hizmeti. Gençleri yarınlara hazırlıyorum. Atatürk ilkeleriyle memleket sevgisi, vatan sevgisi, kalkınma ve Atatürk ilkelerini öğretiyorum. Onun için çok teşekkür ederim diye reddederdim. Ama emekli olduktan sonra rahmetli Bülent Ecevit, geçmiş dönemlerde de senatörlük ve milletvekilliği DSP'den teklif eden rahmetli Ecevit, bana dedi ki sizden bir ricam var. Üniversitede öyle bir modeller kurdunuz ki, açık öğretimi kastediyordu tabii. Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunu, büyüyüp gelişmesini hızla kastediyordu. Biz sosyal demokratlar şehircilikte maalesef bir örnek veremedik yerel yönetimlerde. Size ricada bulunacağım, bunu bir vasiyet olarak da kabul edebilirsiniz. Biz sosyal demokratların şimdiye kadar başarılı olamadığı yerel yönetimlerde tıpkı üniversitede yaptığınız gibi örnek, model bir şehircilik meydana getirmenizi istiyorum sizden. Hem de bunu ayrılmak istemediğiniz, bütün ömrünüzü bağladığınız, doğup büyüdüğünüz Eskişehir'de yapmanızı rica ediyorum dedi ve kabul ettirdi bana bu teklifini. Hatta benim şartlarım olmuştu. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak beni göstereceksiniz ama iki büyük ilçeden, merkez ilçeden oluşuyor Eskişehir. Onların belediye başkanları var. Onların belediye meclis üyeleri var. Üstelik ben inceledim mevzuatı. Belediyeler sistemi, yani yerel yönetimler sistemi çarpık bir sistem. Sistemliği yok hatta. Bazıları topal ördek diyorlar ama topal ördek değil, bana göre kanadı da yok. Bir kanadı da yok. Topal ördek olsa kolay. Şimdi hayvanlara veterinerlerimiz protezler yapıyorlar, yürütüyorlar. Ama belediyeler sistemi bir kanadı da yok. Uçamıyor da dolayısıyla. Hep bunu 25 yıllık belediye başkanlığım süresince siyasetçilere anlatmaya çalıştım. Parti organlarına yazdım, gazetelerimize yazdım, konferanslarda söyledim ama kimse dinlemedi. Ne yazık ki dinletememe zafiyetim var herhalde diye düşünüyorum zaman zaman. Ve böyle geldi geçti. Sonunda kabul ettik ve istedim ki rahmetli Ecevit'in İstanbul'da bir kere elimize imkan geçti ama başka nedenlerden, skandallar yüzünden muvaffak olamadık. Sizden rica, örnek bir şehir olsun. Varınızı yoğunuzu ona sarf etmenizi rica ediyorum sizden dedi ve 1999'da biz siyasetin içine dahil olduk. Ama gelin görün ki DSP'de Sayın rahmetli Bülent Ecevit'in başbakanlığı, koalisyon ortağında başbakanlık olduğu dönem de dahil 3 dönem, 5'er yıllık 3 dönem, yani 15 yıl boyunca mecliste hep azınlıktaydık. Evet, azınlıktayız. Ve azınlıktaki bir meclisin bugün İstanbul, Ankara'da olmasıyla ortaya çıkan çarpıklığı herkes konuşuyor. Ama ben söylediğim zaman kimse dinlemedi. İmkansızlıklar içerisinde boğuştuk.
ve kendi imkanlarımızı yaratarak, bazen itiraf edeyim, mevcut yasaların arkasından dolanarak, kanuna aykırı gelmeden arkasından dolanarak, formüller icat ederek, kendi kaynaklarımız kendimiz yaratarak belediyeciliğe başladık. Bugün Eskişehir öyle bir şehirdi ki beni herhalde en fazla müteahhitler sevmezler. Çünkü ihaleyle yapmam işlerin büyük bir bölümünü, yani %80'ini kendimiz yaparız, üretiriz. Kent mobilyaları dahil, altyapı malzemeleri dahil, üst yapı malzemeleri dahil. Ağaçlarımızı kendimiz yetiştiririz fide halinde. Hem şehrin yeşillendirilmesinde hem de tarıma destek olarak çeşitli ekonomik değeri olan ağaçların yetiştirilmesini sağlarız. Çiçekleri kendimiz yetiştiririz. Çöpümüzü yakarız, elektriğimizi kendimiz üretiriz. Mesela bizim Eskişehir'in çöplerinden elde ettiğimiz enerjiyle 36 bin hanenin elektriğine yetecek kadar elektrik gücü üretiyoruz. Daha enerji üreten güneş enerji sistemlerimiz falan olmaksızın. İş makinalarımızı, otobüslerimizi, tramvaylarımızın, her şeyin tamirini kendimiz yaparız. Altyapı yatırımlarının bütün aklınıza gelebilecek bütün boğazları, boruları, baca tabir edilen bütün üniteleri, parçalarını kendimiz üretiriz. Trotuarlarımızı kendimiz üretiriz. Yollarımızı kendimiz yaparız. İş makinalarını kendimiz tamir ederiz. Artı porsu bile değerlendirebilmek için tersanemiz vardır. Tersanesi bile olan bir belediyeyiz. Evet hocam. Bunu ya orada oradaki o porsuktaki şeyleri, onları da sizlerin ürettiğinizi öğrendik. Evet. Evet. Şimdi orada yetiştirdiğimiz gemiyi de siz yaptınız değil mi efendim? Evet. Magellan'ın gemisi bu da. Efendim, bu Mayflower dedikleri Avrupa'dan Amerika'ya ilk göç ekiplerini taşıyan gemi. Yani onun projesini de Londra'dan getirttik ve Bartınlı ustaları çağırarak onlara yaptırttık. Evet. Eğer bunu Marmaris'te veyahut Ege bölgesindeki, Akdeniz bölgesindeki turistik tesislerde işleyen bir gemi olarak yapmayı düşünseydim herhalde çok büyük gelir elde ederdik. Ama belediye olarak ben belediyelerin rantçı belediyeler olmasına taraftar değilim. Eskişehir'i görenler, siz de gezdiniz, geldiniz, gördünüz. Hektarlarca büyüklüğünde parkları olan bir şehirdir Eskişehir. Ben o parklara kullandığım alanı, yani çeşitli temalarla halk turistik hale gelmesini sağlayacak ve halkın ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını sağlayacak yerler yapmak yerine o alanların onda birine apartmanlar, evler yaparak satsaydım, belki hükümetin bana ödenek göndermemesinden dolayı sıkıntı çekmeyecek, çeşitli icatlara, çeşitli yollar, metotlar, yöntemler kullanmaya kafamı yormayacaktım. Ama ben belediyelerin rantçı belediyeler olmasına taraftar değilim. Belediyeler rantçı olamaz. Ancak yaptıkları yatırımlarla rant yaratabilirler. Kime yaratabilirler? Mülk sahiplerine, halka yaratabilirler. Kısacası Eskişehir'i bana soruyorlar. Diğer partilerden de gelenler oluyor. Belediyeciler ekipleriyle birlikte geliyorlar, geziyorlar teknik kadrolarıyla. Ben onlara nasıl tarif edersiniz Eskişehir dedikleri zaman, kendin pişir kendin ye diyorum. Yani hakikaten kendin pişir kendin ye hale geldik. Her ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz. Örneğin 99'da göreve gelip de büyük deprem de geçirdik o arada. Yani aşağı yukarı 2 senemiz, 2,5 senemiz o depremin sıkıntılarıyla geçti, yokluklarıyla geçti. Evet. Gerçi biz en az zarara uğrayan şehirlerden biriydik ama ben üniversitede ki rektörlüğüm sırasında edindiğim, yaptırdığım inşaatlar, yaptığımız, kurduğumuz atölyeler, üniversitede de öyleydi. Üniversite her şeyi kendisi üretirdi. Bir tek kaba kısımlarını ihale ederdik binalarımızın, üniversite binalarının kampüsleri kurarken. Onda da çeşitli yöntemler vardı ve benim rektörlükten ayrılmamdan sonra efendim Türkiye'deki 17 üniversite rektörü ortaklaşa bir bana fahri doktora sayılabilecek bir belge hediye ettiler ben emekli olduktan sonra. Onun için hayatım hep çalışmakla, bir şeyler üretmekle geçiyor. Hocam, bir de şimdi bu gelecek dönem, yani işte ayın 31'inde belediye başkanı olacak, özellikle ilk kez gelecek olan başkanlara öneriniz neler olacak hocam? 25 yıldır
çeyrek asırdır belediye başkanı olan, hatta her zaman da örnek gösterilen bir başkan olduğunuz için. Şimdi söyleyeceğim şeye belki pek çok benim partimden veya benim partim dışındaki partilerden, ki ben biliyorsunuz 3 dönem DSP'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerek ancak 5'er yıllık 2 dönemde çoğunluk mecliste çoğunluğu elde edebildim. Evet, evet. Ama o dönemlerde de yine iktidar mensubu meclis üyelerinin açtıkları davalarla boğuştum. Yapabildiğim eserlerin dışında bir o kadar da yapamadıklarım var onların engellemeleri yüzünden. Onları da şimdi bundan sonra bir kitap halinde yayınlayacağım. Neleri engellediler, kimler altında imza attı, hangi belediye meclis üyeleri evet dedi, hangileri hayır dedi. Örnek olarak kalsın gelecek belediye başkanlarına yararlanabilirler diye düşünüyorum. Şimdi ben ayrılırken Sayın Genel Başkan beni çağırdı. Ben biliyorsunuz o hikaye gazetelerde de yer aldı uzun uzun, hepiniz yazdınız. Ben zaten Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar aday olmak istemiyordum. Hatta bir önceki dönemde de olmak istemiyordum ama partinin ve halkın ısrarı karşısında kabul etmiştim. Ve de %53'e kadar oy alan bir belediye başkanı oldum. Bu ne demektir? Bizim kendi partimiz Cumhuriyet Halk Partisi hep %30, %35'lerde kalır Eskişehir'de. Evet. Gerçek, sabit, sağlam oyu. Ama onun dışında aldığım oylar, %53'e kadar çıkan oylar, diğer partilere mensupların da benim yaptığım projelere evet demesi, bana inanması, bana güvenmesi. En önemlisi de benim partizan bir belediye başkanı olmayışımın rol oynadığını düşünüyorum. Söylüyorlar da bunun böyle olduğunu. Ayrım yapmazdım. Partizanlık yapmazdım. Yapabilecek işleri, faydalı işleri yapabileceğime söz verirdim. Ve yapardım da. Yapamayacaklarımı da yapamam. Veyahut faydalı değildir diye reddederdim peşinden. Ama buna rağmen vatandaş bana oy vermeye devam ederdi. Bilirdi ki ben partizanlık yapmıyorum. Bilirdi ki ben doğru olanları, faydalı olanları yapıyorum. Ve bilirlerdi ki benimle birlikte çalışan ekipler dürüst ekiplerdir. Onun evet. için gözleri kapalı oy vermezlerdi. Gözleri açık oy verirdi. Bana oy verenler bugüne kadar öyle olmuştur. Benim arkadaşlarıma, benim partime de. Rahmetli Ecevit de hatta ben bu belediyeler sisteminin çarpıklığından dolayı çok şikayetçi olduğum için tereddüt etmiştim ilk teklif ettiğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı. Demiştim ki ya iki tane büyük ilçe var Eskişehir'de, merkez ilçe var. Onların belediye başkanları, onların meclis üyeleri seçilmiş üyeler. Ama Büyükşehir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi yok. Adeta ilçe belediye başkanları ve ilçe belediye meclis üyeleri çifte tiyatroda değişik rolleri oynayan aktörler gibi. Bakıyorsunuz bir tiyatro Ahmet Mithat Efendi'nin oyunlarını oynuyor ilçede. İlçe belediye binalarının belediye meclis salonları var. Orada toplanıyorlar, karar alıyorlar. Fakat aldıkları kararlar kendi ilçelerinin belediye bütçeleri dahil aldıkları kararlar geçerli değil. Geçerli olabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oyu lazım. Fakat vatandaşlarımız nasıl demokrasi ise belediye meclisi için, Büyükşehir Belediye Meclisi için üye seçmiyorsunuz. Yok, sandığa gittiğiniz zaman yerel yönetimlerde sizler de öyle değil mi? Tabii. Kendi evinizin bulunduğu ilçenin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri için oy atıyorsunuz. Bir de bir tek büyükşehir belediye başkanını seçiyorsunuz. Aynen öyle. Hocam süremiz daraldığı için sorayım. Şimdi önümüzdeki günlerde yani 31'inde yapılacak seçimle ilgili olarak tabii orada milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'den seçilip AKP'ye geçen belediye başkanı adayı var, Nevi Hatipoğlu. Bir de ikinci orada kuvvetli isimlerden birisi de yine Ayşe Ünlüce. O da CHP'nin adayı. Böyle bir yarış içerisinde nasıl görüyorsunuz? Nevi Bey'in şeyi nasıl efendim, oradaki çalışmaları nasıl karşılıyorsunuz? Efendim Nevi Bey bir fabrikatördür. Zengin, varlıklı bir kimsedir. Fakat Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne, hele bir de bizim belediyeciliğimizden sonra yapabilmesi için bazı şanssızlıkları var. O bakımdan ben bu konuda siyasette karşılıklı atışmaları ve siyasi ortamı horoz dövüşüne çevirmekten kaçan bir insan olduğum için ben ve arkadaşlarım
Fazla bir şey söylemeyeceğim onun hakkında ama Ayşe Nüce'yi özellikle genel başkanımız sorduğu zaman kabul etmek istemiyorsun. Yeniden belediye başkanlığına, büyükşehir belediye başkanlığına aday olmak istemediğini belirttin. Kim var senin yerine bırakabileceğin? Çünkü Eskişehir senin çocuğu. Ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Kime bırakırsın? Dedim ki var arkadaşım. Senin yetiştirdiğin arkadaş var mı? Var. Hem de bayan dedim bir tane eğer istiyorsanız. Ayşe Ünlüce. Ayşe Ünlüce bir hukukçudur. Çok yetenekli, çok vasıflı. Hukuka sadece meslek konusu olarak bakan birisi değildir. Gerçekten vicdanında hukuki kararlar verebilen mükemmel bir insandır. Benim yanımda da yıllarca genel sekreterlik yaptı. Belediyeciliği de öğrendi. Öyle ki, öyle konular olur ki aramızda bazen çıkar bana gelir. Sayın Başkanım, buyurun Ayşe Hanım. Genel sekreter olarak gelir. Evet. Falanca'nın evini istimlak etmişsiniz. Ama bu kadıncağızın eviyle şimdi verdiğimiz para, şimdiki ekonomik koşullara baktığınız zaman arsasını bile alamaz. Dolayısıyla ben itiraz edip yeniden bir takdir komisyonu kurulmasını sağlayacağım izin verirseniz der. Ben de hay hay derim, bakarım hakikaten vicdanen. Ya da ceza yazarlar, belediyeler vatandaşa hizmet ederler ama kurallara uymayanlar, kara kaplı nizaminin öngördüğü cezaları da belediyeler uygulamak zorundadırlar. Ceza verilir, ceza veririz. Yine Ayşe Hanım gelir bana, Sayın Başkanım. Bu ekonomik krizi görüyorsunuz. Bu krizde bu esnafa verdiğimiz cezalar bana göre vicdanen hak ve hukuk kurallarına uymuyor. Efendim buna mümkünse bir daha gözden geçirilsin. Gelir müdürüne gönderirim, görüşün derim. Gelir müdürü der ki olmaz. Kara kaplı Nizami emrediyor. Bu cezayı almak zorundayız. Onun üzerine izin verirseniz ve kusura bakmazsanız ben bu vatandaşımıza bu cezaya itiraz etmesini hatta gerekirse belediyeye dava açmasını rica edeceğim der. Düşünebiliyor musunuz evet, böyle birisini? Evet. Onun için şimdi bir de şu var. Evet. Gözüm kapalı onu teklif ettim genel başkana. Hem de bizim parti Cumhuriyet Halk Partisi kadın kotaları koyar yıllardan beri seçimlerde. Fakat sonunda dolduramaz onları ve onların yerine erkekleri yerleştirir. Oysa ben Türkiye'nin geleceğinin, Atatürk ilkelerinin gerçekten rahmetlinin, o büyük insanın, o büyük dehanın özlediği ve düşündüğü hedefe giden bir Türkiye olmasını sağlamak için mutlak surette kadınların ve gençlerin siyasette rol almaları gerektiğine inananlardanım. Onun için gözüm arkada kalmaksızın genel başkana dedim ki, bakınız bir kadın büyükşehir belediye başkanının olması Eskişehir'de kazanır da ve siz de kabul ederseniz aday gösterelim. Göreceksiniz kadınlarımıza Türkiye'nin siyasetinde görev alabilme, çok başarılı olabilme için büyük bir örnek teşkil etmiş olacaksınız dedim. Kabul etti ve ben gözüm arkada kalmaksızın Ayşe Hanım için çalışıyorum. Ve de Eskişehirlilere dedim ki hakkımı helal etmem size. Bugüne kadar yaptığım hizmetlerimizde karşılıklı olarak hak söz konusuysa, karşılıklı olarak birbirimize hakkımızı helal etmek durumundaysak Ayşe Hanım'ı seçeceksiniz dedim. Bunu hocam, açık anladığım açık kadarıyla şeyden sonra da yani seçimden sonra da Ayşe Hanım'a her türlü desteği vereceğiniz anlaşılıyor bu sözlerinizle. Ona da veririm. Benim gibi belediyecilik ve benim gibi siyaset anlayışına sahip olan herkese de yardım etmeye hazırım. Kovanım yağma olsun. Anladım hocam. Peki. Hocam Eskişehirlilere de tabii bu belediye başkanı olarak artık bir vedanız da olacak. Son sözlerinizi Eskişehirlilere söyleyin. Buyurun. Efendim, Eskişehirliler benim inancım şehirlerini satmazlar. Şehirlerini sahip kılacak genç kuşakların yetiştiği ve burada yetişip burada kalacağı, bu şehirde kalacağı, yaşayacağı bir şehrin gururunu duydukları için hep bu duyguları devam ettirsin isterler. Çocukları da bu duygularla yetişsin isterler. Onun için ben kendilerine veda ederken, veda aslında benim bu dünyadaki hayatımın sona ermesine kadar sürebilecek süre içerisinde hep onlar için, çocuklarımız için,
ve de çocuklarımız dahil, gelecek kuşaklar dahil bir tek borcumuzun olduğunu, o bir tek borcumuzun da rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına olan ömür boyu ödememiz, ödemekten büyük keyif alacağımız ve ödememiz lazım gelen bu şehirde, bu memlekette yaşamanın, nefes alıp vermenin, bu memleketin suyunu içip, bu memleketin topraklarında beslenen, bu memleketin cumhuriyet kültüründe yetişen vatandaşlarımız olarak bu borcumuzu ömrümüzün sonuna kadar ödemeyi herkese tavsiye ediyorum. Gençlerimize yurt dışına gitmekten vazgeçmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kalın, işsizlikse hallolur, iş bulunur. Nasıl olsa sizlerin yardımıyla siyasette de etkili olacaksınız kadınlar ve sizler. Bambaşka bir Türkiye bizi bekliyor. Sizlere parlak güneşli günler diliyorum diyorum. Ve de bütün hemşehrilerime hakkımı helal ediyorum. Ayşe Hanım'a verilecek oylarla bu hakkı analarının ak sütü gibi helal olsun diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam, güzel sözleriniz, güzel açıklamalarınız ve değerli mesajlarınız için. Sağ olun, var olun. Ben de size sağlıklar, esenlikler diliyorum bundan sonraki yaşamınızda da. Hoşça kalın. Ben de saygıcıyım size ve Sözcü Gazetesi'ne. Bugünkü mücadelelerinizde ayrı bir tarih yazdığınızı hatırlatarak teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Saygılar bizden. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. İyilikle kalın efendim.